Evet. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, bir Ramazan akşamında beraberiz. İnşallah güzel bir derse bu haftamızda bitirelim. Evet, bu hafta yeni bir konuya başlayacağız. Bölüm 7, süreç yetenek analizi olarak. Evet, ses gelmiyor mu arkadaşlar? Evet, bazı Sait Bey ses gelmiyor mu şu anda? Evet, süreç yetenek analizi dediğimiz zaman genel bir bakıştan sonra süreç yani şu anda sistemdeki ses ayarları daha öncekilerle aynı. En yüksekte seslerin. Evet, genel bir bakış yaptıktan sonra süreç yetenek analizi nedir? Bununla ilgili neler yapılır? Süreç yetenek analizi ile neyi ölçmeye çalışıyoruz? Onları anlatmaya çalışacağız. Evet, problem çözme yöntemleri ve bunların içinde özellikle ayrıntılı şekilde ele alınan kalite kontrol şemaları sürecin kontrolü ve iyileştirmesini amaçlamaktadır. Bunları geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde sürekli işledik. Nicel ölçüm şemaları ve nitel ölçüm şemaları olmak üzere iki farklı konu altında detaylıca inceledik ve sürecin kontrol altında olup olmadığını ve iyileştirme amacı sürekli iyileştirmeyi sağlamaya yönelik çalışmaları orada yapmıştık. Sürecin kontrol dışı durumlarının nedenlerini bulunarak süreçteki değişimi azaltılmaya çalışılacak demiştik. Yani kontrol şemalarında eğer spesifikasyon sınırlarının ihlal eden gözlem değerlerimiz varsa bunların nedenlerini bulup bu nedenleri, kök nedenleri bulup onları düzeltme yoluna gitmemiz gerekiyor idi. Diğer bir ifadeyle sürecin sesi dinleniyor. Yani süreçten alınan örneklerle sürecin bize ne söylemek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Sürecin kendi değişimine dayalı olarak şemalar oluşturup bu değişimdeki sistematik davranışlara, işte sınır ihlalleri ya da ortalama kaymaları olup olmadığına bakmaya çalışıyor idik. Ancak spesifikasyon sınırlarının ne ölçüde karşılandığına bakmıyorduk. Yani bu ne demek? Spesifikasyon sınırlarının ne ölçüde karşılandığına bakmıyorduk. Yani biz bir spesifikasyon sınırları belirliyoruz ancak ele almış olduğumuz ve tablolara, kontrol şemalarına işaretlediğimiz ölçümler bu sınırların neresinde? Yani biz acaba spesifikasyon sınırlarını çok geniş mi belirledik? Çok mu dar belirledik? Bunlarla ilgili bize kontrol şemaları herhangi bir bilgi vermiyor. Süreç yetenek analizi ise tüketicinin sesini dinler. Yani tüketiciden gelen isteklere uyulup uyulmadığıyla ilgili kontrol işlemini bize yapmamızı sağlar. Süreç yetenek analizi dediğimiz zaman süreç yeteneğini ölçmeye yönelik çalışmalara verilen genel bir ad olarak karşımıza çıkıyor. Sürecin doğal değişiminin sayısallaştırılması, ürün gereklilikleri ya da spesifikasyonlara göre analiz edilmesi faaliyetlerini birlikte içeren bir çalışma süreç yetenek analizi. Kalite karakteristikleri bazında biz bunu yapıyoruz. Yani her bir kalite karakteristiği için zaten şemalarımızı da biz her bir kalite karakteristiği için hazırlıyor idik. Burada da yine her bir kalite karakteristiği için süreç yetenek analizi çalışması yapabiliriz. Ve onunla ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Süreç yetenek analizi başka bazı kaynaklarda süreç yeterlilik analizi şeklinde de geçiyor. Hani böyle bir kavram duyduğunuzda da bunun ikisinin aynı olduğunu biliniz. Yani süreç yetenek analizi ile süreç yeterlilik analizi ikisi de aynı kavram şeklinde bilin arkadaşlar. Evet, süreç yetenek analizi kapsamında aslında biz temel olarak iki
tane önemli noktayı dikkate almaya çalışıyoruz. Birincisi sürecin veya prosesin kontrol altında kalma yeteneği. Yani bu istatistiksel olarak kontrol altında bulunma durumunu koruyabilme yeteneği. Ne kadar süreyle bunu koruyor, bunu gözlemliyoruz. İkincisi de sürecin spesifikasyon sınırlarını alt spesifikasyon ve üst spesifikasyon olmak üzere her ikisinin de sınırlarını sağlayabilme yeteneğini gözlediğimiz bir çalışma. Bu analizde kalite kontrol şemalarında olduğu gibi kalite karakteristiklerinin ölçülmesi ve bunların analizine dayanan bir yaklaşım süreç yetenek analizi. Süreç yetenek analizinde doğal tolerans tabirini kullanıyoruz ve bu sürecin kontrol altındaki değişimini ifade etmek için kullanıyoruz. Yani doğal tolerans sınırı ile bizim mühendislik toleransı dediğimiz, yani kendimizin kalite karakteristiği için belirlemiş olduğumuz alt spesifikasyon sınırı ve üst spesifikasyon sınırı karıştırmayalım arkadaşlar. İkisi farklı bir şey. Mühendislik toleransı olarak biz alt spesifikasyon sınırı ve üst spesifikasyon sınırını belirliyoruz. Ancak süreçten elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak hesapladığımız değerlerse alt doğal tolerans sınırı ve üst doğal tolerans sınırı olarak ifade ediyor. Ve bu ikisinin aslında bizim biraz önceki söylediğimiz gibi yani tolerans sınırlarının bu doğal tolerans sınırlarıyla ne kadar çakışıp çakışmadığını aslında ölçmeye çalıştığımız bir yöntem süreç yetenek analizi. Burada da yine alt doğal tolerans sınırı ve üst doğal tolerans sınırını hesaplamada yine burada gördüğümüz gibi mü eksi 3 sigma üst doğal tolerans sınırı içinde mü artı 3 sigma ifadesini kullanıyoruz. Burada da şemalarda yapmış olduğumuz gibi gördüğünüz gibi burada da sınırlarda toplam 6 sigmalık yani 6 standart sapmalık bir yayılma olduğunu ve bu sürecin yeteneğinin bir ölçüsü olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani bizim genel olarak şemalarda da ve burada da kullandığımız şey artı eksi 3 sigma olarak karşımıza çıkıyor. Evet, burada şekil 7.1'de yandaki şekilde ortalaması mü olan burada ortalaması mü olan ve standart sapması sigma olan normal dağılmış bir kalite karakteristiğinin alt ve üst doğal tolerans sınırları gösterilmiş durumda. Gördüğünüz gibi bu tolerans sınırları arasındaki mesafe 6 sigma değerine eşit bir ifadeyi gösteriyor. Ortalama ile alt doğal tolerans sınırı ve ortalama ile üst doğal tolerans sınırı arasında 3'er sigmalık bir alan olduğunu görüyoruz. Ve yapılan ölçümlerin daha önce de bunu söylemiştik. %99,73'ü bu sınırlar arasında bulunuyor. Yani 6 sigmalık alanın kapladığı alan yani normal dağılım eğrisi altında şu eğri altındaki bu 6 sigmalık artı eksi 3 sigmalık alanın kapladığı alan yüzdesel olarak baktığımızda %97,73'ü oluyor. Birden çıkardığımızda geriye kalan değerler de yani bunun 1 eksi 90 100 eksi 99,73 dediğimizde de 0,0027 değeri kontrol dışında herhangi bir gözlem alt ve üst sınır değerlerinin dışında herhangi bir gözlem elde etme olasılığını bize veriyor idi. Daha önceki derslerimizde de bundan bahsetmiştik. Her 1 milyon parçada 2700 parçanın yani %0,27'nin kusurlu olabileceği buradan görüyoruz. Ve bu baktığımız zaman çok küçük bir oran
değil. Yani yüksek bir oran aslında üretilen ürünler ve bunlara yapılan maliyetlerle karşılaştığında yüksek bir oranı ifade ediyor. Ayrıca süreç çıktısının dağılımı normal dağılım değilse, yani biz hep işlemlerimizi yaparken kontrol şemalarının oluşturulmasında sınırları oluştururken kalite karakteristiğinin normal dağılıma uygun olduğunu, yani normal dağıldığını varsayarak biz bu üst spesifikasyon ve alt spesifikasyon sınırlarını belirliyor idik. Eğer normal dağılıma uygun değilse o zaman doğal tolerans sınırları dışında çok daha fazla çıktı olabileceği unutmamak. Yani işte sağa çarpık veya sola çarpık bir dağılım şekli gösteriyorsa o zaman bizim belirlediğimiz sınırlar dışında kalan alan daha fazla olacak demektir. Süreç yetenek analizinde yapılan faaliyetlerden biri değişimin olasılık dağılımının modellenmesi işlemi. Yani bu değişimle ilgili bu değişimin olasılık dağılımı modellenmesi durumu. Genel olarak biz bunu normal dağılım diyoruz. Ancak bunun dışında işte gamma dağılımı veya log normal dağılım gibi farklı dağılımlarla da kalite karakteristiklerini modellemekte kullanılabiliyor. Ancak bu derste bu dağılımlara çok fazla girmeyecek ve kalite karakteristiğinin normal dağılıma uygun olduğu ve bununla modellediğimizi varsayarak bu dersimizi işliyoruz. Yine süreç yetenek analizinde histogram ve normal dağılım kullanımı. Yani biz daha doğrusu şöyle söylemek gerekirse, süreç yetenek analizi ile süreç yeteneğini ölçmeye yönelik çalışmalar yapıyor idi. Ve bu çalışmaları farklı yöntemler kullanarak yapabiliyoruz. Bunlarda işte bir tanesi histogram yöntemi. İşte bunun dışında hangi yöntemler var diye düşünecek olursak, İşte olasılık işaretlemesi yöntemi, kontrol grafiği yaklaşımı ve süreç yetenek katsayısı olarak 4 farklı yöntem kullanılıyor. Bu ders kapsamında biz bunlardan 2 tanesini göreceğiz. Birisi normal histogram kullanımı, normal dağılıma uygun histogram kullanımı ve diğeri de süreç yetenek katsayısı olarak daha sonraki haftalarda bunları göreceğiz. Evet, histogram kullanımı dediğimiz zaman, yani histogramların aslında nasıl kullanılacağını daha önceki, yani konu 4.2'de görmüştük. Ve burada normal dağılımın kalite uygulamaları için genel bir çerçeve çizilmiş ve uygulama örneği verilmişti. Yani verileri histograma aktarıp bunların normal dağılıma uyup uymadığı ve bu dağılımdan çeşitli çıkarımlar yapabilmeyi dördüncü bölümümüzde görmüş idik. Bu değerlendirme aslında büyük ölçüde süreç yetenek analiziyle ilgili. Yani oradaki yapılan işte kaç tanesi sınırın altında, kaç tanesi üstünde bunları aslında süreç yeteneğini ölçmeyle alakalı bir durumu aslında ifade ediyor. Peki bunu nasıl kullanacağız diye düşünürsek burada örneğe geçmeden önce şunu söylemek lazım. Sırasıyla şu işlemleri yapıyoruz. Birincisi elde edilen kalite karakteristiği ile ilgili elde edilen verilerin histogramını çiziyoruz. Tabii histogram çizmek için de kalite karakteristiğinin ölçüm değerlerini topluluştırıp yani aynı ölçüm değerlerinden kaçar tane yani frekans sayıları da diyebiliriz buna. Frekans sayılarını belirleyip bunların histogramını çiziyoruz. Daha sonra mühendislik toleransları doğrultusunda belirlenmiş olan alt sınır ve üst sınır alt ve üst spesifikasyon sınırları histogram üzerinde işaretliyoruz.
Bu işaretlemeden sonra sürecin doğal tolerans sınırları hesaplanıp veri elde edilen bu histogram için kullanmış olduğumuz verileri kullanarak sürecin doğal tolerans alt ve üst doğal tolerans sınırları hesaplanıp bu iki yani normal üst spesifikasyon sınırı ve alt spesifikasyon sınırı ile üst doğal tolerans sınırı ve alt doğal tolerans sınırı değerlerini birlikte değerlendirerek süreç yeteneği ile ilgili çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Burada tabii bir kalite karakterinin dağılımıyla ilgili sağlıklı bir kestirim yapabilmek için süreçten en az 50 ölçüm alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani en az 50 tane ölçüm alınmalı ve bu ölçümlerden yola çıkarak, bu örneklerden yola çıkarak histogramı çizmemiz gerekir. Tabii tavsiye edilen örneklem büyüklüğü ise 100 veya daha üstü olması daha sağlıklı veriler elde etmemizi sağlayacak. Bu değerlere ait histogramlar alt ve üst spesifikasyon sınırlarda gösterilerek çizildiğinde kalite karakterisinin bu sınırlara kıyasla nasıl dağıldığını ve bu sınırları karşılama yeteneğinin ne olduğunu görsel olarak değerlendirebiliyoruz. Burada örnek bir histogram çizilmiş ve bunun üzerinde bu değerleri burada görüyoruz. Motor piston bilezikleri üreten bir süreçte 170 piston bileziğinin iç ve dış çap ölçümleri yapılmış ve bunlar için çizilen iki histogram şekil 7.2'de gösterilmiş. Burada yukarıda iç çap bileziği için ölçümler, alttakinde ise dış çap bileziği ile ilgili ölçümleri görüyoruz. İç çap için mühendislik toleransları 74.00 artı eksi 0.03 milimetre. Dış çap için de 79.400 artı eksi 0.004 milimetre olarak belirlenmiş. Ve burada gördüğünüz gibi histogram alınan bu 170 örnekteki ölçülen iç çap ve dış çap ölçümleri histogram şeklinde oluşturulmuş. Hedef değer dediğimiz burada ortalama değerimiz yani 74 değerini ifade ediyor iç çap için. Ve şu kırmızıyla işaretlenen de üst sınır ve alt sınır olmak üzere işaretlenmiş durumda. Ve alınan gözlem değerlerinin bu sınırlar içerisinde kalıp kalmadığını ve bunları ne kadar karşıladığını burada aslında görebiliyoruz. Aynı işlem üst dış çap bileziğinin ölçümüyle ilgili histogramda da görebiliyoruz. İç çap için çizilen histogramda iki tane mod olması yani iki tane tepe noktası var aslında şurada ve bu aşağı indikten sonra tekrar bir tepe şuradaki tepe sonra aşağı indikten sonra tekrar şurada bir tepe oluşturuyor ve bu iki tepe var. Bu verilerin aslında normal dağılımdan değil de iki farklı dağılımdan geliyor olabileceğini aslında bize söylüyor. Yani normal dağılmadığını, çok da normal bir dağılıma uygun olmadığını söyleyebilirim. Veya işte bu alınan örneklemlerin farklı iki tabaka düzeyinden olabileceğini gösteriyor. Yani farklı makinelerden veya farklı operatörlerden, işte farklı haftalardan veya kullanılan farklı malzemelerden oluşabileceğini bize söylüyor. Yine burada gördüğümüz alt spesifikasyon sınırı ile ilgili herhangi bir ihlal olmamasına karşılık şurada üst spesifikasyon sınırını ihlal eden gözlem değerlerinin olduğunu görebiliyoruz. Süreç yetenek analizinde işte bu dağılmış olan gözlem değerlerinin bu spesifikasyon sınırlarıyla ne kadar uyumlu onu ölçmeye çalıştığımız bir yöntem dedik. Süreç yetenek analizi. Dış çaplarda ise iki mod yok. Yani tek bir tepe değeri oluşmuş durumda. Ancak dağılım sağa doğru çarpık. Yani gördüğünüz gibi sağ tarafta daha fazla şurada daha fazla gözlem
değerleri işaretlenmiş. Neye göre? Hedef değer yani ortalamaya göre daha sağda daha fazla gözlem değerinin olduğunu görüyoruz. Ve bir simetriklik yok. Biz normal dağılım varsayılımına baktığımızda nedir? Ortalama değerden sağda ve solda, ortalamanın sağında ve solunda ikisinin simetrik olduğu ve eşit miktarda dağıldığını biz ifade ediyoruz. Aynı şekilde baktığımız zaman sınırları ihlal eden bir veri yok. Görüyoruz burada. Ama üst stresyon sınırının ihlal olasılığı alt stresyon sınırına göre daha yüksek. Çünkü hemen üst stresyon sınırına yakın gözlem değerleri elde edilmişken alt stresyon sınırına yakın herhangi bir gözlem değerlerini görmüyoruz. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Tabii burada şu problem veya bizim süreç yetenek analiziyle aslında ölçmeye çalıştığımız şey bu belirlenen spesifikasyon sınırlarını acaba çok mu geniş belirledik veya çok mu dar belirledik? Bunları da ölçmeye çalıştığımız bir çalışma süreç yetenek analizi. Histogramlar bizim daha önce de bahsettiğimiz gibi dağılımın normal olup olmadığının görsel testini yapıyoruz. Yani burada dağılıma baktığımız zaman şöyle bir şekil çizerek normal dağılım eğrisini bu histograma uyacak şekilde çizimini yaparak normal dağılıma uygun mudur, değil midir? Bunu görmemize imkan sağladığını biliyoruz. Yani bu histogramlardan çizim yaparak bunu yapabiliriz. İşte iki tane tepe olması veya bu şekilde sağa sola çarpık olması biraz önce de söylediğimiz gibi dağılımın normal dağılım olmadığının bir göstergesi aslında. Yine sürecin spesifikasyon sınırlarını karşılama yeteneğinin değerlendirilmesini yapıyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi burada alt spesifikasyon sınırı belki de çok tolerans tanınarak belirlenmiş olduğunu görebiliyoruz. Üst spesifikasyon sınırında biraz daha yukarıda olması gerektiği belki bu şekil için konuşacak olursak böyle bir çıkarsamada bunları bulunabiliyoruz arkadaşlar. Yine çeşitli kontrol dışı durumların saptanmasında kullanılıyor. İç çap bileziğinin ölçümlerine baktığımızda üst spesifikasyon sınırını geçmiş olan gözlem değerlerinin olduğunu yine bu histogram, çizilen histogramda görebiliyoruz. Bunları bizim belirlememize yarıyor diyelim. Daha önce de belirtildiği gibi normal dağılım varsayımı doğru değil ise yani verilerin normal dağıldığını biz varsayıyoruz. Eğer bu doğru değil ise normal dağılıma göre yapılacak olasılık hesaplamalarda yanlış olacak. Yani doğru olmayan bir varsayımdan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda tabiatıyla yanlış sonuçlar ve yanlış değerler ortaya çıkaracak. Ancak yine daha önce konularımızda işlemiştik. Kalite karakteristiklerinin büyük bir kısmı normal ya da normale yakın dağılmıştı. Bunun gerekçesi de yine 3. bölümde merkezi limit teoremi açıklanırken anlatılmıştı. Yani limit sonsuza giderken bunların normal dağıldığı ortalamaların en azından normale yaklaştığını oradan merkezi limit teoremiyle açıklamıştık arkadaşlar. Evet, normal dağılımın olasılık hesaplamalarında histograma kıyasla daha hassas olasılık değerleri ürettiği ve bu hesaplamaların nasıl yapılacağını konu 4.2'de ele almış. Yani biz histogramlardan da bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Biraz önce söyledik. Bazı değerler oradan hesaplayabiliriz. Ancak bu hesapladığımız değerler biraz daha toleranslı veya tam nokta atışı olmayacaktır. Bu nedenle biz normal dağılım kullanarak daha doğru ve daha yakın olasılık değerlerini hesaplıyoruz normal dağılımda. Yine histogramlar ve normal dağılımla süreç yetenek analiz edilirken
süreçten ölçüm almadan önce operatörler ve kullanılacak tezgahlar seçilmeli. Süreç çalışma koşulları, işte saat, tarih, vardiya, besme hızı, besleme oranı, sıcaklık görünümü tanımlamaları yapılmalı. Yani biz bunu aslında daha önce yine görmüştük. Buna biz tabakalama analizi diyoruz. Yani her süreci oluşturan farklı faktörlerin her birini temsil edecek gözlem değerlerini biz süreçten almamız gerekiyor. Aksi takdirde tek bir tabaka şeklinde gözlemlerimizi alırsak yapacağımız hesaplamalar da farklı işte vardiyeler için bir anlam ifade etmeyebilir veya farklı vardiyelerden alınan örneklemeler ona uygun olmayabilir. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda tabakalama analiziyle birlikte gözlem değerleri eğer spesifikasyon sınırlarını aşıyorsa bu aşmaların hangi vardiyeden veya hangi günde, hangi tarihte veya hangi saatte, hangi operatör tarafından veya hangi makine tarafından ortaya çıkarıldığını bilip sorunları daha kolay görme veya sorunun kök nedenini orada arayıp daha hızlı çözümler bulabilmeyi sağlıyor idik tabakalama analizi ile birlikte. Bunu bu şekilde tabakalama analizine de dikkate alacak şekilde veri toplama sürecini uygun hale getirip ondan sonra verilerimizi alıp histogramı çizmemiz gerekiyor. Yine burada örnek üzerinde tekrar bakacak olursak yapışkan bant üretiminde üretilen bantların son kalite muayenesinde yapışkanlığı ölçmek için kullanılan bir test düzeneğini görüyoruz şekilde. Burada şeklimizde. Standartlarda belirtilen bilgeler bantın serili olduğu yüzeye yüksek bir noktadan bırakılarak burada gördüğünüz gibi bırakılıyor. Sonra şurada yapışkan bant bu bilgileri ne kadar hangi mesafede durduğunu ölçmeye yarayan bir düzenek oluşturulmuş. Ve burada görüyorsunuz şurada alt spesifikasyon sınırı var ve şurada da üst spesifikasyon sınırı var. Hedef değer de burada. Ve bu aralıkta biz nedir? Durmasını bekliyoruz. Yani bilgelerin durduğu noktanın alt spesifikasyon ve üst spesifikasyon sınırı ile belirlenen noktalar arasında olmasını istiyoruz. Ve ölçümler milimetre cinsinden yapılmış. Sürecin normal seyrinde devam ettiği uzun bir zaman periyodunda bu nedir? Yani herhangi bir özel neden olmadan, herhangi bir değişkenlik yaşamadan, biraz önceki bahsetmeye çalıştığımız tabakalama işlemiyle birlikte farklı etki eden, süreci etki eden özel nedenler olmadan sürecin normal seyrinde devam ettiği bir zaman periyodunda örneklemlerimizi alıyoruz. Ve burada bu bantla ilgili 100 adet ölçüm değeri alınmış ve bunlar histograma işaretlenmiş durumda. Burada X bilgenin durma mesafesi bizim ölçmeye çalıştığımız kalite karakteristiğini ifade ediyor. Ne kadar bir mesafede duracak ve bunun milimetre cinsinden ölçümünü yapıyoruz. Bu örnekte kullanılan bant türü için alt spesifikasyon sınırı 30 cm ve üst spesifikasyon sınırı da 70 cm olarak belirlenmiş ve hedef değer de 50 cm. Yani ortalaması 50. Aslında bizim o bilgileri attığımızda 50 cm içinde bantın onu bilgileri durdurmasını bekliyoruz. Ancak 30 cm ile 70 cm arasında durursa da bu ürünün uygun olduğunu, spesifikasyon sınırlarını karşılama yönünde uygunluğunu ifade etmiş oluyor. Burada şunu tabii belirtmek lazım. Buradaki belirlenen alt spesifikasyon sınırı ve üst spesifikasyon sınırı aslında bizim mühendislik toleransı dediğimiz bu ürünü tasarlayan, bu ürünü
oluşturan mühendisler tarafından belirlenen bir sınır. Yani bu ürünün gerekliliklerini, istenen özellikleri yerine getirebilmesi için olması gereken değerler ve bunlar mühendisler tarafından, tasarım mühendisleri tarafından belirlenmiş olan değerler arkadaşlar. Biz neyi arıyoruz? Biz burada süreç yetenek analizinde bu mühendislik toleransları ile alınan örneklem üzerinden hesaplanan üst ve alt doğal tolerans sınırlarının birbiriyle ne kadar uyumlu olup olmadığını gözlemlemeye çalışacağız. Evet, burada baktığımızda alınan 100 adet örneklem şekilde, buradaki verilen şekilde histograma işaretlenmiş. Yani histograma oluşturulmuş durumda 100 tane gözlemin. Ve bu histogramın çan eğrisine benzeyen şekli durma mesafelerinin normal dağılımını gösterir. Baktığımız zaman tepe noktasının şöyle bir çizgi, normal dağılım çan eğrisini buraya çizdiğimizde yaklaşık olarak uyduğunu görebiliriz. Ayrıca 35 cm'nin altında ve 65 cm'nin üstünde herhangi bir değer yok. Yani ölçüm değerleri burada verilmemiş ama en düşük ölçülen ölçüm değerinin 35 cm, ölçülen en yüksek ölçüm değeri, yani bilyelerin bant üzerinde durduğu mesafelere baktığımızda da en yüksek 65 cm olmuş. Ve bu değerlerin 35 cm'nin altında ve 65 cm'nin üstünde herhangi bir değer yok. Biz bu kalite karakteristiğinin belirlenen mühendislik toleransları ise 30 cm ile 70 cm ve bunun arasındaki değerlerdi. Buradan alınan ölçümlerin, örneklemden elde edilen ölçüm değerlerinin herhangi bir alt sınırı ve üst sınırı ihlali yapmadığını görebiliyoruz. Burada 100 ölçüm değeri için ortalama değer hesaplanmış ve 49,97 olarak belirlenmiş ve bunların standart sapmayı tahmini olarak verilmiş olan S değeri de standart sapmanın tahmininde 5,67 cm olarak hesaplanmış. Ve daha önce anlatıldığı gibi X ortalama ve S değerleri dağılımın tahmininin beklenen değeri ve standart sapması olarak kullanıldığında buradan alt sınır ve üst sınır değerleri içinde herhangi bir gözlem değerinin alt sınır ve üst sınır değerleri içerisinde kalma olasılığı hesaplayabiliyoruz. Yani şurada P parantez içinde alt sınır değeri küçük eşit X küçük eşit üst spesifikasyon sınırı dediğimiz şey aslında bu değeri veriyor. Nedir bu değer? Yani bir gözlem değerinin belirlenen mühendislik toleransları içerisinde kalma olasılığı. Ve biz buradan bu olasılığı hesaplayabiliyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Burada işte alt spesifikasyon sınırı ve üst spesifikasyon sınırı için Z değerlerini bularak, yani standart normal dağılıma dönüşüm işlemi yaparak bunu bulabiliyoruz. Burada dönüşüm değerini daha önce söylemiştik. Z eşittir X eksi ortalama bölü standart sapma ifadesiyle biz hesaplıyoruz. Yani gözlem değeri eksi ortalama değer mü veya buradaki tahmini olan X ortalama bölü standart sapma. Z eşittir X eksi mü bölü sigma'dan hesaplayabiliyor idik. Evet, bu dönüşümü yaptığımız zaman buradaki yapılan işlemler bunu ifade ediyor. Burada alt spesifikasyon sınırının
değeri 30, gözlem değeri 30, eksi ortalama hesaplamıştık 49,97 bölü standart sapmadan S'den 5,67 değeri olacak. Bu küçük eşit Z küçük eşit üst spesifikasyon için de aynı Z dönüşümünü yaptığımızda 70 eksi ortalama bölü standart sapmadan buradaki şurada verilen bu olasılık değeri eksi 3,47 ile 3,53 arasında olacağını görebiliyoruz. Buradaki Z tablosundan olasılıklar nasıl okunacağıyla ilgili işlemlere aslında geçiyoruz. Burada da aşağıda Z tablomuz var. Onu da buraya yerleştirdim. Eğer bunu biraz büyütürsek büyütelim. Evet, burada Z tablomuzu görüyoruz. Evet arkadaşlar, Z tablosuyla ilgili birazcık bilgi verecek olursak kitapların, istatistik kitapların birçoğunun arkasında bu Z tablosunu bulabiliriz. Ancak burada farklı kitaplarda farklı Z tablolarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani hepsi aslında aynı şeyi gösteriyor. Verilen olasılık değerleri veya o eğrinin altında kalan alan da diyoruz biz ona. Normal dağılım eğrisinin altında kalan alanı bulmamızı yarıyor bu tablo. Bu verilen değerlerin hepsi aynı şeyi ifade etmekle birlikte farklı şekillerde gösterilebiliyor. Mesela burada bizim ders notlarımızın en arkasında ek olarak verilen tabloyu ben buraya koydum. Bu tablo bu tablodan okunan değerler x'in herhangi bir değerden daha az, yani çan eğrisinden belirlenen bir x değerinin, ölçüm değerinin altında, yani ondan küçük eşit olan kısmını gösteren bir tablo. Yani bazı tablolarda 0 değeri, yani hedef değer, ortalama değer 0. Pozitif değerler için ve negatif değerler için ayrı ayrı gösterimi sağlayan tablolar da oluşturulmuş. Yani negatif değerleri de doğrudan okuyabileceğiniz veya pozitif değerleri de doğrudan okuyabileceğimiz tablolar da var. Bunu dikkat etmemiz lazım. Tabii bizim kullandığımız bu. Notlarda da verilen olduğu için bu. Bu değerde verilen herhangi bir değerden küçük tarafı bize gösteriyor. Yani işte atıyorum x 2,30 dediğimiz zaman x'in yani z değerinin 2,30'dan küçük olan tarafının tamamını gösteriyor. Eğer ortalama değerde varsa ona göre onun tamamını veriyor. Peki bu tabloda eksi değerleri nasıl okuyacağız? Ona baktığımız zaman eksi değerler de aslında pozitif değerlerle aynı şekilde okuyoruz. Ancak burada şurada biraz küçültelim şu an. Burada baktığımızda Z'nin eksi 3,47'den büyük olduğu değerleri ifade ediyor. Ve üst sınırda ise 3,53'ten küçük eşit değerler. Buradan baktığımızda Z küçük 3,53 değerini doğrudan tablodan okuyabiliriz. Şuradan Z küçük 3,53 değeri. Bunu okurken Z değeri tam sayı değer ve ondan sonraki virgülden sonraki bir değer
Yani genelde 3 rakamlı olarak ifade ediliyor. Yani bir değer, virgül, tam sayı kısmı, virgül, iki basamak şeklinde. Biz virgülden sonraki ikinci basamağı görmeden önce burada Z sayısının altında görmüş olduğumuz şu değerlerden 3,5'e bakıyoruz. Şurada 3,5'e bakıyoruz. Ve buradan daha sonra eğer 3,53 dediği için yukarıdan 0,03 değerlerine bakıyoruz. 3,50 bulduk. 3,50. Yukarıdan da virgülden sonraki ikinci basamak değeri olan 0,03'e bakıyoruz. Yani şu değer. Buradan aşağı inip 3,50 değeriyle de çakıştırdığımızda okuduğumuz tablo. Burada tabii niye yok belki diyebilirsiniz. Artık bu yani 3,4'ten sonra 3,4'ten sonra değerlerin hepsi birbirine çok çok yakın olduğu için virgülden sonraki ikinci basamak değerleri dikkate alınmamış. Ve biz burada Z değeri 3,53'e karşılık gelen alanın tanımlayan değeri baktığımızda 0,9998 olduğunu görüyoruz. Yani 3,53 için bulacağımız değer 0,9993. İkinci değerimiz neydi? Ona bakalım. Şurada 3,47. Aynı şekilde eksi işaretli olması önemli değil. Oradan okuyacağız. Bakalım tablomuza 3,47. 7'yi dikkate almadan, şuradaki 7 değerini dikkate almadan 3,40'ı birinci sütundan okuyoruz. Buradan geldik. 3,40'ı bulduk. O da buradaki değer. Daha sonra virgülden sonraki ikinci basamak değerini yukarıdan bakıyorduk. 3,47 idi. Baktığımızda 0,07 değerine baktık. Ve bu ikisinin kesiştiği noktadaki değeri okuyacağız. Şurada görüyoruz. 0,9997. Evet. Z 3,47 değerine karşılık gelen alan ise 0,9997 olacak. Ancak burada biz Z küçük değerlerini gösteriyordu. Yani biz şu Z küçük 3,53'ü doğrudan okuyabiliyoruz. Ancak Z büyük eşit değerleri bulmak için bir eksi ifadesini kullanıyoruz. Neden bir eksi olduğunu tekrar söyleyecek olursak, bu tablo Z küçüktür tablosu. Ve biz burada Z büyük eşit olduğu için, Z büyük eşit olduğu için bunu olasılığın tamamlayama kuralından, yani tümleyen kuralından bir eksi z küçük eşit, yani z büyük eşit 3,47 demek, bir eksi z küçük eşit 3,47 demek olacağından bunu bu şekilde yazıyoruz. Şu 0,9998 z 3,53'e karşılık gelen değer. Bu ikisi arasındaki olasılık değerini bulduğumuz için eksi z büyük 3,47 değeri de şuradan 1 eksi 0,9997. Bu işlemi yaptığımızda bu olasılık değerinin 0,9995 olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Bizim belirlemiş olduğumuz bu örnek için belirlemiş olduğumuz spesifikasyon alt ve üst spesifikasyon sınırları arasında gözlem değerinin oluşması olasılığı 0,9995. Yani %90 alınan herhangi bir gözlem değeri
%99,95 olasılıkla bu sınırlar içerisinde olacak demektir. Aynı şeyi başka şekilde ifade edecek olursak, buradaki gibi gördüğümüzde spesifikasyon sınırlarını ihlal eden ürün olasılığı, yani bu spesifikasyon sınırlarını kapsadığı alan 0,9995 ise, dışarıda kalan alan 1 eksiden 0,005 olacak. Yani sayısal değere döktüğümüzde bunu ürün olarak her 10.000 üründen 5'inin sınırları ihlal etmesini bekliyoruz demektir. Yani 10.000 ürün ürettiniz. Bu 10.000 üründen 5 tanesi bu belirlenen spesifikasyon sınırlarının dışında gerçekleşecek demektir oluyor. Evet, bu dersimizde arkadaşlar süreç yetenek analizinde histogram ve normal dağılım kullanımıyla ilgili işlemleri görmüş olduk. Evet, bunu orantılayarak farklı değerlere ulaşılabilir. Tabii ki 10.000 üründe 5 ise işte 100.000 üründe 50, 1 milyon üründe 500 adet şeklinde orantılamayla bunları bulabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Z tablosuyla ilgili yapmış olduğum uyarıları lütfen dikkate alın ve sizler de farklı internette veya farklı kitaplardan Z tablosu ve bu Z tablosundaki değerlere karşılık gelen olasılık değerlerini okumayı oradan yapabilirsiniz diyorum. Evet, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah gelecek hafta süreç yetenek analizinde kullanılan süreç yetenek indisleriyle ilgili konuyu işleyeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar tekrar.